Selam arkadaşlar, umarım keyifler yerindedir. Bugün size Amerika'da yemeği en çok sevdiğim şeyi göstereceğim. Frozen yoğurt. Gerçekten de yaz kış fark etmiyor. Her zaman Amerika'da frozen yoğurt yiyorum ben. Size de tavsiye ederim. Bilmeyenler varsa onlar için gösteriyorum. Zaten çok popülerdir Amerika'da frozen yoğurtlar. Şimdi kızımı almaya gidiyorum. Arabayı park ettim, alışveriş yaptım. Arabaya da benzin koydum. Yolumun üstündeyken kendime bir kap frozen yoğurt alıyorum. Birazdan da çünkü Chicago'ya gideceğim. Alırken de size göstermek istedim. Çok çeşit var ama ben en çok orijinalini seviyorum, yani sadesini. Size de göstereyim. Türkiye'de de vardı benim bildiğim. Ama bu kadar çok yok. Amerika'da her yerde var. Yaz kış yeniyor. Şimdi içeri girelim bakalım neler var. İçerisi çok güzel yapılmış, bakın. Burada çeşit çeşit donmuş yoğurt var. Ben en çok bunu seviyorum, sade olanı. Ama siz istediğinizi alabiliyorsunuz. Her bölümde iki çeşit var, bir de mix var. Mesela örnek veriyorum. Burada diyor ki very berry var. Burada orijinal var, karışığı var. Bakın burada vanilyalı var, burada kirazlı var. Karışık, ortada da karışık oluyor. Bakın böyle çeşitler. Çikolatalı var, Antep fıstığı var. Hindistan cevizli, muzlu var. Burada kek kıvamında var, çikolatalı var. Peanut butter var. Cheesecake var. Şimdi istediğiniz kadar alabiliyorsunuz, sonra tartıyorsunuz. Ben orijinal alacağım. Şöyle bardağımızı koyduk. Ortalayalım. Evet, bence yeterli. Fazla almayacağım. Ben diğerlerini yemeyi sevmiyorum. Sadece orijinal aldım. Size de göstermek istedim. Şöyle bir şey, tahminim 5 dolar tutuyor. Bozuk parayla tip atıyoruz. Üstüne arkadaşlar bunlardan koyuyordum. Bunları seviyorum. Ne derseniz eğer. Bunlar arkadaşlar böyle balık yumurtası gibi. İçinde çeşit çeşit tatlar var. 3 çeşit koydurdum. Bakın birisi koyu, birisi açık, birisi de sarı. Bunlar frozen yoğurtla beraber çok güzel gidiyor. Gördüğünüz şu kadar şey. 6,5 dolar. Şimdi bunu afiyetle yiyelim. Yolumuza çıkalım. Birazdan da Chicago'ya gideceğim. Görüyorsunuz dışarıda güneş var ama hafiften de kar yağıyor. Sabahtan beri kar var. Tutmuyor çünkü hava sıcak. Yavaş yavaş okula gidebiliriz. Bu arada arkadaşlar az önce alışverişe gittiğimde şöyle bir set aldım kendime. Bakın ne derseniz bu sprey, biber spreyi. 2 tüp şöyle 30 dolar. Malum Chicago'da çalışıyoruz. Arabamızda bulunsun. O nedenle de aldım. Bakın burada diyor ne kadar uzaktan sıkılıyormuş, işte ne kadar etkili falan filan. Size de tavsiye ederim almak isteyenler. Sonuçta devir kötü. Özellikle bayanların çantasında bulundurması gerekiyor. Hele Türkiye'de yaşıyorsanız kesinlikle çantanızda bunlardan olmalı. Tavsiye ederim. Ben de az önce aldım. Bir tanesini yanıma alacağım. Hadi şimdi hep beraber gidelim. Evet, görüyorsunuz kar yağışı yavaş yavaş tipiye döndü. Bugün 1 Nisan arkadaşlar. 1 Nisan 2021. Ona rağmen Amerika'da özellikle doğu bölgesinde kar yağışı var. Bakın, normalde Nisan ayındayız. Havanın güzel olması lazım ama öyle değil. Maalesef kar yağıyor. Hatta tipiye çevirdi şu an. Ben de şimdi okulun önüne gidiyorum. Sıraya gireceğim. Kızımı alacağım. Evet arkadaşlar, okula geldim.
kimse yok. Sadece ben varım. Biraz erken geldim. Kızıma çünkü erken almam lazım. Birazdan havaalanına doğru yola çıkacağız. Evet, görüyorsunuz çocuklar dışarıda oynuyor. Bugün kızım tatile giriyor. Yaklaşık 10 gün tatil. O yüzden de Kaliforniya'ya gidiyor tatile. Bugün onu Chicago'da havaalanına bırakacağım. Evet, bugün ilk ben gelmişim. Kimse yok çünkü. Şimdi sıraya giriyoruz. Yaklaşık bir saat bekleyeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Evet. Beklerken de bir yandan da frozen yoğurdumuzu yiyelim. Size de tavsiye ediyorum gerçekten. 10 numara her yerde var Amerika'da. Ben Kaliforniya'da yaşarken haftada 3-5 kere yiyordum. Bakın neredeyse bitti. Şu içindeki toplar şahane arkadaşlar. Balık yumurtası gibi. Bunlar arkadaşlar yoğurtla beraber yerken patlıyor. Bunlar içinde de işte çilekli, limonlu sular var. İkisi harika bir tat oluyor. Size de tavsiye ederim. Bayılıyorum. Acaba bunlarla balık tutabilir miyiz? Balık yumurtasına benziyor çünkü. Balıklar bunu yer belki. Çok yumuşak bir şey. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Girdiğimiz sırada şimdi sonuncu görüyorsunuz. Yoldayım. Okulun içinde bile değilim. Çünkü erken gelmiştim. Eşimin arabasıyla geldiğim için eşim arabasını istedi. İşe gidecekti. O nedenle eve gittim. Arabayı bıraktım. Kendi arabamı aldım. Yeniden sıraya girdim. Gördüğünüz gibi en sondayım. Kuyruğun ucu görünmüyor. Yaklaşık 10 dakika bekleyeceğim. 10 dakika sonra kızım alıp yola çıkacağım. Yarın Amerika'da cuma bahar tatili geliyor. Okullar tatile girecek. Benim için iyi oldu. Sabah erken kalkmak zorunda kalmayacağım. Neyse. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik bay bay.